Aşık, oh dünya varmış ya. Sonra anladım. Ama gerçekten feci bir sürü ameliyatlar geçiren bir insanım. Feci, o da size ders olsun diye belki bahsederim. Yılmayacaksın, devam edeceksin. Nasıl olur? Ama göz ameliyatı olmuşsa ve korkunç ışıklar giriyorsa ya bu çeker, ya rica ettiğim Güzeyde Hanım, teşekkür ederim. Sizi gör yeter. Gözüme girmeyen bir şey. Şimdi rahatım. Ver bana rahatım. Başlayalım. Bir saniye. Değerli akademisyenimiz Emeritus. Açılmamış. Kapatılmış. Çocuklar. Kapatılmış. İstanbul'da doğdu. Genç yaşta sanata ve akademiye gönül vermiş bir cumhuriyet kadınıdır. 22 yıl boyunca Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölüm başkanlığını yürüttükten sonra efsane profesörlerden biri olarak anılır. Geçen sene Think Talks'larda kardeşi Şeref Kanları da aramızda görmüştük. Aynı aileden yine başka bir şahslarımızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim. İzninizle size bazı sorularımız olacak. Amerika'ya oyunculuk eğitimi almaya gitmenize rağmen akademisyenliği seçmenize ne sebep oldu? Çok uzun bir hikaye. Ben kız kolejimde son sınıftayım. Amerika'ya başvurmak istiyorum. Babam katiyen böyle bir şeye razı değil. Çünkü oyunculuk değil, tiyatro okumak istiyorum. Okulda bir sürü oyunlarda oynamıştım. Hevesim vardı. Tiyatroyu çok seviyorum. Bu arada hemen parantez içinde söyleyeyim. Son dün St. Petersburg'dan geldim. Orada Avrupa Tiyatro Ödülleri Kongresi vardı. Ödülleri seyrettim. Her gece bir tiyatro seyrettim. Bu akşamdan itibaren de bilin bunu ve gidin lütfen. İstanbul Tiyatro Festivali var. Orası kadar zengin, müthiş oyunlar oynuyor İstanbul'da her yerde. Çok muhteşem bir program var. İstanbul çok çok şanslı bir ülke, bir şehir. Bu kadar çok festivale ev sahipliği yapıyor. O parantezim bitti. Okuldayım, geç kalmışım derse, askerlik dersi, girdim derse, hoca çok sinirlendi çünkü herkesin soyadı, Kaylar o zaman soyadım. Ve K'deyim. Yerine geçme, en arkaya dedi. En arkada soyadı Yavuz. Bir kızın yanına düştüm. Baktım, kitap arası Amerika'ya başvuru formu. Aa dedim, ben de Amerika'ya başvuruyorum. Sen nerelere başvuruyorsun? Aa ben niyetlenmiştim ama vazgeçtim dedi. Çıkarttı bana. Al bunları da sen başvur dedi. Onu başvuru formuyla başvurdum. Full scholarship, yemek, içme, okuma dahil burs kazandı Amerika'da bir okula, Mount Holyoke College. Orada ki eğitimin sonu, gene başvurdum başka bir bursa. Burs yok. Çünkü farkında değilim ki Amerika'da master seviyesinde burs yok. Yazda kendime bir iş bulmuşum, bir tiyatroda asistanlık yapıyorum, her şeyi yapıyorum. Duvar boyuyoruz, duvar dediğim set boyuyoruz,
Sakya'ya şey dedi, aksesuar buluyorum, koşuyorum. Aslında onlar çok ilginç, başka zaman anlatırım. O işe sahip olmak için araba kullanmayı öğrenmem gerekti. Kendi başına bir hikayeydi o. Arabayı nasıl kullanmayı öğrenip unuttum. Neyse, bir telefon geldi bana. University of Illinois Speech and Drama bölümünün başı size dedi, teaching assistantship. Yani asistanlık ama hoca olarak asistanlık. Ben daha 19 yaşındayım. Aa, yapamam dedim, kapattım. Yani sizler gibi kişilere ben ders vereceğim. Yapamam dedim. Arkadaşlardan neydi o dedi biri. Şöyle şöyle, aa yaparsın dedi. Telefon etti. Evet yaparım dedi. Ve ben 19 yaşında hocalığa başladım. Gerisi hayatım. O gün bugün hocayım. Hala üniversitede emeritus olduğum için hala ders veriyorum. Bu dönem vermiyorum. O ameliyatlara ayrıca gelirim. Berbat sırt ameliyatları yaşadığım için ayakta duramıyorum uzun. Ama hala ders verebilirim, veriyorum. Yakında Nermin Abadan Unat'la yarışa çıkacağım. O biliyorsunuz 90 yaşında ve hala olacak. Bizde. Ama bir şey daha anlatacağım. Master's'ın bitip doktora için başvurduğum zaman gene tiyatro bölümüne başvurdum. Hayatımın en büyük şanslarından biri o ki Minnesota Üniversitesi'ne başvurduğumda dediler ki bizim bölümde ders yok. Yani tiyatro speech and theater department'tır. Konuşma ve tiyatro ikisi birdir. Sen humanities'de ders verir misin? Artık o ne yapamam dememeyi öğrendim. Oraya girdim ve hayatımın büyük şansı Amerika'nın en büyük felsefecileri humanities'de en büyük müzisyenleri, en büyük tarihçileri, en büyük edebiyatçıları bir arada bu humanities. Humanities'i anlatayım mı anlatmayayım mı bilmiyorum. Muhteşem bir ders. O dersi okurken bu adamlarla ufkum nasıl açıldı, neler öğrendim, neler kazandım anlatamam. Ve dedim ben akademisyen olacağım, ben hoca olacağım. O gün bugün hocayım. Peki, akademisyen olmak isteyen gençlere önerileriniz nelerdir? Ve sizin gibi yurt dışı deneyiminin kariyerlerine ne gibi artıları olur? Vallahi akademisyen olmak muhteşem bir şey. İnşallah olursunuz hepiniz hocam. İnşallah muhteşem hocalar olursunuz. İnşallah insanlar yetiştirirsiniz. Dünyada daha büyük bir mutluluk olamaz. Bu cumartesi günü ben Balat'ta çalışan kadınlara bir konferansa gidiyorum. Aman dediler, yanında bir öğrenci getirir misin? Yanımda götürdüğüm öğrencim profesör. Onlara bir de sürpriz. Onun da öğrencisi. O da doçent. Üçümüz gidiyoruz. Yani ne mutlu bana ki profesör ve doçent kaç öğrenci var anlatamam. Ve bunların hayatlarına dokunmuş olmak ne büyük onur, ne büyük gurur, ne büyük sevinç kaynağı. Yani akademisyen olun demiyorum ama akademisyen olmak muhteşem bir şey, onu söyleyeyim. Ha, kesinlikle. Bir haberde dışarılarda okuyun. Ya kardeşim öyle söylemiş değil mi size? Çok şey görün, çok şey okuyun, ufkunuzu geliştirin. Çünkü bu bırak meslekte başarıyı, insan olarak
mecbursunuz. Yani bir dünya tarihini bilmeden insan olamayız ki. Ve biz çınlıyor mu? Çınlıyor gibi geliyor bana. İyi mi dinliyor musunuz? İşitiyor musunuz? Ha, insan olmak için mecburuz. Bize verilmiş bir hediye var. Dünya akıl tarihi, dünya felsefe tarihi, dünya düşünce tarihi. Bunları bilmeden yaşamak olmaz. Yani bir Dante kimdi? Bir Cervantes kimdi? Bir Tolstoy'du, Dostoyevski kimdi? Bilmeden bütün bir insan olamayız. Şimdi artık imkansız biliyorum. Tık 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 kimse okumuyor. Çok üzgünüm ama çok üzgünüm buna. Ama ne zenginlikler, ne hediyeler. Ben kendi öğrencilerime zaten sizin gibi çok öğrenci derse geliyor, esniyor. Diyorum ki ben sizin önünüze mücevherler saçıyorum, inciler saçıyorum. Onları toplayıp toplamamak sizin göreviniz, ben karışmam. Ama hediyelerim var size. Size Shakespeare okutuyorum. Ulan oturun, keyfine bakın. Çünkü inanın bana, Shakespeare büyük keyif. Ama o keyfi, bu neye benziyor, bu neye benziyor? Şimdi büyük kavgalar var Türkiye'de. Ama klasik Batı müziği bize uygun değil. Aramızda İdil var. İdil Biret'in adaşı. İdil Biret gibi bir kadın yetiştirmiş Türkiye. Dünya çapında her tarafta idiller yollayan bir Türkiye. Mecbur klasik ve Batı müziği bilmeyi. Yapabilemezsiniz onsuz. Ayıp. Bir Mozart nedir? Bir Beethoven nedir bilmeden yaşarsınız ama eksik yaşarsınız. Çok bayıldığım bir aptal bir film seyrediyordum televizyonda. Aptal, öyle ani bir film. Tarihi film. Kadın, evli, eski bir sarayda falan geçiyor. Sarayın mimarına aşık oldu. Mimar da mimarlık yapıyor. Neden bu adama aşık oldun dediler. Kocana rağmen. Bayıldım. İngilizce biliyorsunuz biraz değil mi? Kadın dedi ki he is the most complete man I know. Tanıdığım en bütün insan. Tamam insan. Olgun dolgun isterseniz. Yani kendisini tamamlamış bir adam. Tamamlamak kolay olmuyor. Çok meraklarla oluyor. Kardeşim demiş değil mi? Çok gezin, çok görün, çok düşünün, çok bakın, çok film izleyin, çok tiyatro görün. Bunlar insanı benim bahsettiğim humanities, insanlık dersine. Ben Türkiye'ye döndüğümde o zaman işte yüksekokulu ilk o humanities bölümünde başladım. Ve o günkü öğrencilerim bir tanesi Sedat Ergin. İşittiniz mi bilmiyorum. Hocam o şey söyleyeyim ki Cumhuriyet'i pazar ilavesinde Selçuk Altun ki ekonomi okudu o. Yapı Kredi Bankası'nın umum müdür muhabiri oldu. Şimdi orada da bekle oldu, yazar çizer oldu. Hepsi derler ki o humanities dersi sayesinde böyle ufkumuz genişledi. Çok şey öğrendik. Onsuz ben şimdiki kişiliğimi kazanmamış olurdu. Uzun yavaş. Boğaziçi Üniversitesi'ni 4. çocuğunuz olarak tanımlıyorsunuz. Sizi bu kadar bağlayan nedir üniversiteye? Eğitime inandığım için. Eğitim, eğitim, eğitim. Boğaziçi, benim 3 kızım var. 4. çocuğum da Boğaziçi Üniversitesi. Ömrümü orayı ayakta tutmak zaman zaman. Müthiş komik hikayelerim de var. Bilmiyorum, burada anlatılır mı bir kısmı.
Bir tanesi orgumuz bozuk. Org bize Amerikalılardan kalmış. Muhteşem bir alet. Gelirseniz davet edeyim sizi. Gelin bir çarşamba akşamı, ben hala o müzik komitesindeyim. Davet edin, gelin bir konserimizi dinleyin her çarşamba. Tamam mı? Hatta bu akşam. Org bozuk. Org'u tamir etmek 180 bin İngiliz pound. Ne yapacağız? O yarın soyun gibi işe. Oradan para diler, buradan para diler. Zengin Amerikalılar buluyorum. Onlarla. Neyse, özet. Onlara da bizim orgumuz bozuk. Ne olur düzelt beni yani. Bu para şöyle böyle toplandı mezunlarda. Açılırken de Üstün Bey, Üstün Ergider o zamanın rektörü. O ya sen bu kadar para efor sarf etti, sen aç dedi. Orgumuz açılıyor. Şimdi İngilizce konuşuyorum. Bilinçli bu kelime oyunu. Biliyorsunuz İngilizce org, organ. Our organ was not functioning dedim. Our president's organ was not functioning. I'm happy to announce that our president's organ is functioning again. Kimse yakalamadı bunu. İyi. Aleti. Our organ. Aletimiz çalışmıyordu. Rektörümüzün aleti artık çalışıyor. Hiç bu, siz gülmesini unuttunuz mu yoksa utandınız mı? Anlamadınız mı? Bunlar mahcup öğrenciler. Aa! Yer yerinden oynadı. Bütün mezunlar, hocalar çok güldüler. Our president's organ is functioning today. Peki, daha ciddi konulara geçelim. Her şey için, mesela sinema merkezi. Sinema merkezi için ben, yani 22 yıl ben bölüm başkanlığı yaptım ve bütün sanat, kültür, tiyatro, eleştiri derslerini ilave ettim. Hatta ve hatta göğsüm kabararak şunu söyleyeyim. Oya Eczacıbaşı, bunları da bilin. Modern Türkiye'de İKSV diye bir şey var. Onun başında Bülent Eczacıbaşı var. Şu anki tiyatro festivali İstanbul Sanat ve Kültür Festivali devam etmekte. Onun karısı Oya Eczacıbaşı. Şimdiki Modern Sanat Müzesi'ni kuran kadın. Ben o zamandan daha çok genç hoca olarak aldım. Ve onun öğrencileri şimdi zaten hocalık yapmıyor. Onun öğrencileri şimdi İstanbul Modern sağda solda çalışıyorlar. Yani bütün hikaye birisinden birisine bir kıvılcım geçirmek. O kıvılcımla ama böyle oturup dinlemek değil, ayaklarım düşünmek, ben ne yapabilirim, benim konum ne? Herkes felsefe olamaz, herkes müzisyen olamaz, herkes ressam olamaz. Ama siz bir müzenin kurulmasına yardımcı olabilirsiniz. Siz Zeynep Hanım gibi bir okul kurabilirsiniz. Hocalık yapabilirsiniz o okulda. Yani çok şey yapılabilir, hele yapılmalı bu Türkiye'de. Bu Türkiye'de o kadar muhteşem şeyler yapılmış ki, o kadar güzel şeyler yapılmış ki, bunları oluyor diye kabullenmeyin, siz de katkıda bulun. Kesinlikle katkıda bulun. Tabii en büyük katkı Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ü, benim bölümde bir dedikodu vardı. Oya Hanım, ben belirttim diplomaları. Oya Hanım, yaşamış en büyük iç insanı tanımazsa diplomanı vermez derlerdi. Atatürk, Shakespeare, Mozart. Ben şimdi buna Leonardo da Vinci'yi de ekledim.
bakın Leonardo da Vinci kimdir, Mozart kimdir, Shakespeare kimdir ama Atatürk kimdir muhakkak bilir. Çünkü Türkiye'deki bu inanılmaz. Yani ben bazen düşünüyorum, yukarıdaki ilahlar, Allah, kimse onlar, Yunan tanrıları kimse, bizim içimize arada sırada böyle bir mucize yolluyor. Mozart bir tanesi, Atatürk kesin, tarihi değiştiren bir kişi. Onun yaptığı kültür devrimi sayesinde siz buradasınız. Getirdiği, ya Almanya'dan kaçan, Nazilik'ten kaçan en büyük düşünürler Türkiye'de hocamız yaptı. Ne kadar muhteşem bir şey. İdiller yetişti, İdiller yetişti. O arada İdil Bilek'le dostumdur. İnanılmaz bir de. O da bir mucize. Yani Beethoven'ın bütün eserlerini sildiğine çıkan şöyle bir şey eserleri. Bavul dolusu, bavul dolusu plak, plakı var, CD'si var. Bunları yapabilirsiniz. Siz niye yapmayasınız? Niçin yap, onun için geldim ben. Siz niye yapmayasınız? Geri zekalı değilsiniz. Ha tembel, ha o fena. Tembel olmayın, no. Tembel olursanız hiçbir şey yapamazsınız, okey. Mesela ben feci tembel. Bu sırtım jimnastikten beri yapmıyorum bana doktorların söylediğini. İyi mi yapıyorum, hayır kötü yapıyorum. Çok üzgünüm. Şimdi mecburen baktım ki merdivenlerden birisi tutmadan ilerliyorum. Haftada iki defa mecburi fizik. Nefret ediyorum. Ama yapmaya mecburum. Çalışmaya mecburum. Siz de kafanızı çalıştırmaya mecbursunuz. Kimin için? Benim için değil, kendiniz için. Yani kendinize hediye düşünmeyin. Ben kimim demek. Benim hayattaki emelim ne demek. Tabii bıraktım mı konuşurum ben sonra. Evet, zamanımız azalmaya başladığı için son birkaç soruya gireceğim. Az önce edebiyatın, sanatın ve kültürün insana önemli katkıları olduğunu söylemiştiniz. Peki Türk gençliği bu konulardaki farkındalıklarını nasıl yükseltebilir? Farkındalığımız yeterli seviyede mi edebiyat ve sanat alanındaki? Hiç değil. Hiç değil. Şu an kitap fuarı var. Kaçınız gittiniz kitap fuarı? Aferin. Aferin size, aferin size. Kitap fuarı gibi bir zenginlik. Ya, okumak lazım. Ne okursunuz? Ya Türk edebiyatı da o kadar muhteşem ki. Nereden başlayayım? Ah, şimdi giden hocamız var ya, o hocamızın, o biraz daha zor geliyor. Bölümünde Murat Gülsoy diye bir, İşte arsada bir hediye daha. Murat Gülsoy bir yazar. Ne mi yapıyor? Tıp, sağlık tıbbı yapıyor. Lazer tedavisi araştırmaları yapıyor. Ama yazar en büyük yazarlardan biri. Benim hiç düşünürseniz eski öğrencim, şimdi doçent, şiirleri kısacıktır. Nazmi Ağıl. Ağıl. Bir köy çocuğu. Harika şair kazandı şey ödülünü. Yunus Nadir ödülünü. Yapabilirsiniz. Ben size inanıyorum. Biraz da onun için yaptım. Ha edebiyatta tabii ufuk açıyor. Yani bir Nazım Hikmet'iniz var. Yahu ne biçim adam. Ne güzel şiir yazıyor. Ne muhteşem. Ha, çok önemli. Yalvarıyorum. Türk dilini doğru kullanın.
Türkçemiz de bir hazine. Ve televizyonu açıyorsunuz, ağlıyorum. O dahi yerine, o dahi diyor. Spikerler de, spiker o dahi geldi. Ondan sonra bir sürü korkunç Türkçe yanlışları var. Naber, hiç, konuşma diye bir şey yok artık. Bir zamanlar konuşma senatı vardı. Karşılıklı görüşülürdü. Şimdi tık 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 onlar da olmaz yerine OVM olmaz. Ayıp ya. Ayıp. Dili kullanmayı burada. Son soruya geçiyorum. Bizim hazırladığımız soruların sonu. Okula değer katmaya çok önem veriyorsunuz. Bu konuda bize ne gibi önerileriniz olur? Vallahi yukarıda Zeynep Hanım'la görüşüyorduk ayaküstü. Dedim ki bu konferansta, konferans mı konuşmalı ne dersin? Bu çocuklardan her birine bir insana değmeyi öğretirsem, benim buraya geldiğimde diyeceğim, bir insana değil, bir insanın hayat değiştirmek demiyorum, beni al onu mangal yapmaktan parti başkanı, böyle büyük hayat değiştirmek değil, küçücük hayat değiştirmeler. Ben ömrüm boyu eğitim için çalıştığım için Çağdaş Eğitim Vakfı'nın başkan yardımcısı. ÇYDD ile karıştırmayın ve alan Türkan Saylan'ın öğrencisiyim. O bana dedi, kurun Çağdaş Eğitim Vakfı'nı. Burs verdiğiniz çocukların arasında, şimdi aklıma geldi örnek, pabucu olmayan çocuk vardı. Bir çift ayakkabısı yok. Babası hapiste, sarhoş marhoş. Anne kaçmış, babaanne evlenmiş. Babaanne yetiştiriyormuşum, bir çift ayakkabı aldık. Bizim de çok az paramız var. Biz çocuklara o zaman 70 lira veriyorduk şimdi. Şimdi ayda 120 verebiliyoruz. Yani para bulursak çocuk okutabiliyoruz. Çok da okutuyoruz maşallah. O çocuk, hoca geldi abi, gene dedi, yalın ayak geldi dersin. Niçin dedi? Babaanne kitlemiş ayakkabıları. İyi günlerde giyer diye. Hadi yine bir ayakkabı daha aldık. Bir çocuğa bir çift ayakkabı almak diyorum. Çünkü o çocuk şimdi demiyorum ki dünya zengini ama hatırı sayılır bir devlet memuru. Bir müdür bir yer. Bu benim için ağlatan bir olaydır. Siz de yapabilirsiniz. Demiyorum cebinden para çıkar ama birisi bir kolu kesin. Aslında biz bir şey söylüyoruz. Biz Türk milleti hakikaten çok çok gönlü bol insanlarız. Dikkat edin, hemen birisi düşer yardım edilir. Yani biz hakikaten yardımcı, eli uzanan insanlarız. Ama sadece yahu her şeyi bir yere bırak. Ben ne yapacağım burada? İdine şimdi biraz daha madem konuşmacısın, üç cümle daha öğreteceğim. Nasıl konuşulur? Halk önünde. Ama ben de bugünkü faydam da o olsun. İdine ne yapıyordu? Biraz hızlı konuşuyordu çünkü ilk defa. Biraz yavaşladığı anda fevkalade olacak. Yani İyi tarafını beslerseniz insanları yeter. Arkadaşın diyelim sıkıntıda çünkü atıyorum gözlük takıyor. Atıyorum bunu. Peki size söyleyeceğim. Benim bir torunum çok sıkıntı. Ona yapılacak tek şey boş ver sen böyle de iyisin demek. Bu kadar bile bu kadar bile arkadaşına destek. Size çok büyük bir örnek vereyim bitsin.
Van Gogh diye bir meşhur, dünyanın en meşhur ressamlarından biri var. Tabii işittiniz mi? Kaç kişi Van Gogh'u işitti? Artık. Bilin bunları. En zavallı, en yalnız ressamlardan biri. Hayatında bir tek tablo satamamış, satmış bir tane satmış. Erkek kardeşi Theo, ona hep destek vermiş. Şimdi para desteği mi? Hayır. Moral. Moral vermek bile bir insana uzatmaktır. Uzatır. El uzatır. Bir hayat değiştirir. Bir hayatı da dediğim gibi büyük değiştirmek değil. Üren bir daha turuncu giymedi. Atıyorum. Bahsediyorum. Yani o bile olur. O bile bir şey. Ben bunu yaptım. Benim bir arkadaşım var. Şişko. Onu zayıflatmak imkansız. Şişkoluğuyla mutlu olmasını kendisine öğretiyorum. Ama ona Allah razı sen Şükran. Ne olursun? Tayt giyme. Bu ara tayt yok. Yakışmıyor değil. Tayt. Bu ara biliyorsun pek giyen yok. Tamam. Tayt şöyle bir vücuda yapışan şey. Yani ince bir şekilde onun saçma sapan ortalıkta şişman dolaşmamasını sağlamak gerekli diye. Anlatabiliyor muyum?